Merhaba değerli 60 Saat izleyenleri, Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin'le beraberiz. Öncelikle dünkü 3-1'lik bir galibiyeti yorumlar mısınız? Şimdi arkadaşlar şöyle, tabii dünkü 3-1'lik galibiyet bizi çok memnun etti. Bir de olayın şu yönünden bakalım. Bunlar hazırlık maçı. Hazırlık maçını pek ölçü almamak lazım. Tabii ki galibiyet bizi çok sevindirdi. İşin ötesinde takım bir haftadır burada antrenman yapıyor. Çocukların hepsi yorgun, argın. Onun için bu galibiyet de iyi. Günde çift fitmanla takım çalışıyor. Burada ben şunu söylemek istiyorum. Yetişkinlerle gençlerin kaynaşmasından doğan bir galibiyet oldu bu. Onun için bu çok sevindirici. Çocukların özgüveni olması, bu da ayrı bir sevindirici. Takım olmamız, o da ayrı bir sevindirici. Onun için arkadaşları kutluyorum. Galibiyetten dolayı da tebrik ediyorum. Bir soru var. Gençlerden kaç kişi takımda kalacak? Bunun sayısı belli oldu mu? Ne zaman belli Şimdi oldu? Şimdi arkadaşlar şöyle, biliyorsunuz 9-10 tane genç getirdik buraya biz. Bunların hepsi de kalabilir, hepsi de gidebilir. Bunu sadece Ünal Hoca karar verecek. Teknik ekip karar verecek. Onun için yönetim olarak biz buna çıkıp da o kalacak, bu kalacak diyemeyiz. Doğru da olmaz, yanlış olur. FIFA'dan bir transfer yasağı vardı. Başkan Ağoğlu da bununla ilgili İsviçre'ye gitti. Oradan bir haber var mı? Şimdi şöyle... Tüm kulüplerde olduğu gibi, Süper Lig'deki kulüplerde olduğu gibi biz de sıkıntılıyız. Bunu herkes biliyor. Tüm kulüplerde aynı şekilde sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Onun için de ben hep şunu diyordum eskiden arkadaşlar. Altyapılara önem vermemiz lazım. Türkiye'deki futbolun kurtuluşu altyapılardan gelir. Ne yapacağız? Altyapılara önem vereceğiz. Biz de sıkıntılıyız. Başkanımız uğraşıyor. Henüz bir karar çıkmadı. Karar çıkınca zaten başkanımız bunu kamuoyuna açıklayacak. Kimse merak etmesin. Burada Ünal Karaman'la gençlerin uyumu dikkat çekiyor. İkinci yarıda nasıl bir Trabzonspor bekliyoruz? Bunu haftalarda nasıl bir Trabzonspor izleyecek? Şimdi Ünal Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum. Süleymaniye kampından beri beraberim. Kendi futbolculuk dönemindeki gibi aynı şekilde kaptanlığı kendi hocalığında gösteriyor. Futbolcularla kaynaşması, ilişkisi, abilik, kardeşlik müthiş derecede devam ediyor. Ünal Hoca'yı tebrik ediyorum. Hakikaten çocukların özgüveni yerine geldi. Aidat duyguları yerine geldi. Onun için hocaya bir alkış buradan. Olası bir transferin açılması durumunda herhangi bir transfer yapılacak mı, yoksa sadece mevcut kadroyla devam mı edilecek? Şimdi tabii biz burada başkan, ben, Ünal Hoca ve ekiple oturduk, toplantılar yaptık. Bazı tespitlerimiz var. Ama bunu ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklayacağız. Transfer olabilir yani. Burada yani şöyle yani? Arkadaşlar bakın, ben size bir şey söyleyeyim. Bizim tür kulüplerde transfer bitmez. Transfer kesinlikle bitmez. Neden bitmez? Çünkü bizim bir scout ekibimiz var. Bu scout ekibi devamlı araştırma içerisinde. Biz arkadaşlardan liste istediğimiz zaman her mevkiye 3'er tane 5'er tane futbolcu getiriyorlar. Bunun anlamı nedir? Yarın sakatlık oldu, cezalı oldu. Bir de taraftar da bunu bekliyor. Ama ben şunu söyleyeyim. Yani şu andaki bütçe konusundaki mali sıkıntılar içerisinde Trabzonspor'un büyük transferler yapmasını kimse beklemesin. Bu hayal olur, hayalcilik olur. Bizim için de öyle olur. Çünkü yanlış işleri yapmış oluruz. Verdiğimiz mesajların doğrultusunda da bu yanlış olur. Ama şunu da söyleyeyim, Trabzonspor'da transfer bitmez. Geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Ağoğlu da Kuçka'ya parmadan bir teklif demeyelim de bir öneri geldiğini söylemişti. Bu konuyla ilgili bir gelişme şimdi, var mı? Şimdi şöyle, biz nasıl, bunu geçen açıklamıştım yine, biz nasıl diğer kulüplerden gidip futbolcu transferini istiyorsak diğer kulüplerde bizden gelip isteyebilirler. Bu da gayet doğaldır. Çünkü bu bahçenin içindeyiz. Herkes birbirinden futbolcu alabilir, satabilir. Tabii ki bu da doğaldır. Kuçka'ya da gelebilir. Bize de gelen duyumlar doğrultusunda böyle şeyler var. Ama henüz kulübe yazılı olarak bir mail gelmedi. Ama bazı şeyler var tabii yani. Somut şeyler var mı? Var. Tabii her futbolcu için bu oluyor. Şimdi bizim Abdülkadir'di, Yusuf'tu, kaleciydi. Hepsine gelebilir. Bu gayet doğal ama bir de şu var. Hepsi de bizim mukaveleli futbolcularımız. Sonunda bu kararı Trabzonspor'un büyük yönetimi verir ve kararı alır. Trabzonspor hazırlıklarına devam ediyor. İkinci bir hazırlık maçı olacak mı? İkinci maçı olacak. Muhtemelen Cuma günü yapacağız. O konuyla ilgili de Emrah, menajerimiz Emrah Bey çalışıyor. Bugün de onun muhtemelen Macaristan'ın bir takımıyla olabilir. O da bugün netleşir. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.